Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bugünkü ilk konu başlığımızda hep birlikte bir Baykar'a gideceğiz. Baykar bilineceği üzere e, Bayraktar TB2'lerde Kanada motoru kullanılmaktaydı Kanada yapımı. Kıymetli dostlar BM100 motoru Baykar'ın geçmiş dönemlerde geliştirdiğini duyurduğu motorda artık seri üretime geçildi. Artık Kanada motoru kullanılmayacak. Bu konuya ilişkin özellikle de Baykar'ın motor girişimine ilişkin çok önemli gelişmeler mevcut. İlk olarak sizlerle onu paylaşacağım. Detaylar bir karşımıza gelsin. Daha sonrasında bu mevzuya ilişkin bazı söyleyeceğim şeyler var. Dünyanın en fazla ülkeye ve en fazla sayıda silahlı insan sava aracı ihracatı gerçekleştiren şirketi olan Baykar yeni yatırımlar ile tedarik zincirindeki bağımsızlığını güçlendiriyor. Son olarak Baykar yaklaşık 300 milyon dolarlık bir yatırım ile Bayraktar TB2, Akıncı TİA ve Kızıl Enme uzanan bir projeksiyonda kendi motorlarını geliştirecek. Bu doğrultuda Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2 da kullanılacak BM100 motorunun geliştirme faaliyetlerinin tamamlandığını ve seri üretime başlandığını duyurdu. Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2 da yıllardır Kanadalı Rotax motorunun kullanıldığını ve uzun yıllardır aşina oldukları bu motorun dezavantajlı taraflarını çok iyi bildiklerini vurguladı. BM100 motoru geliştirilirken Rodax 912 motorunun dezavantajlı yerleri dikkate alınarak yeni bir tasarım uygulandı. Bu yıl test faaliyetleri için az sayıda BM100 motoru üretmeyi hedefleyen Baykar, gelecek yıldan itibaren ise BM100 motorunu kullanıma alacak ve tam kapasiteyle seri üretime geçecek. 34 ülke ihracat gerçekleştiren ve şu ana kadar 600 adetten fazla Bayraktar TB2 üreten Baykar hem yeni üretilen hem de eskiden üretilip bakıma gelen TB2'ler için yıllık 200 adet motora ihtiyaç duyuyor. Baykar Kanada'dan almış olduğu motora tersine mühendislik yöntemiyle böyle üstüne giderekten BM100 yerli ve milli motorunu da geliştirmiş oldu kendi şirket imkanlarıyla. Şuna geleceğim burada benim bahsetmek istediğim bazı hususlar var. Kıymetli dostlar Kanada'dan alınan Rotax motoru... Yani basit bir motor ve eskiden böyle e, gayet çok böyle basit tipteki e, uçan araçlarda kullanılan bir motordu. Fiyatı da hatta 20.000-30.000 bin, bin Euro aralığında değişmekteydi. Şuna geleceğim belki de şu an Kanadalı Rotox motorunu dünyada en çok talep eden firma Baykar'dı. Çünkü Baycard dışında motor eski teknoloji olduğundan dolayı, basit teknoloji olduğundan dolayı artık kullanılmamaktaydı pek. Sadece Bayraktar TB2 kullanmaktaydı. Dedik ya senede 200 adet Kanada'nın o basit motoruna yani bir... Biz ihtiyaç duyuyorduk, Kanada'nın kapısını çalıyorduk. Hem olur bir gün vermezler birsiniz Kanadalılar alışkındır. Özellikle de mesela Westcam sistemlerinden olur bir gün vermezlerse biz ne yaparız diyerekten tersine mühendislikle bu basit motor üretildi. Gerçekten güzel bir gelişmeydi. Devamında zaten ben sizlerle dün önemli bir haberi kısa video şeklinde paylaşmıştım. Ukrayna ile birlikte 300 milyon dolarlık bir yatırım Ukrayna Motor Teknolojisini Baykar'a veriyor. Daha sonrasında Akıncı başta olmak üzere Kızılay Alma Bayraktar TB2'nin yerli motorlu üretilecek. Baykar tarafından demiştim. Tabi şimdi Baykar'da bu yerlileştirme, millileştirme çalışmaları devam ederken sosyal medyada karşıma çok garip garip yorumlar çıktı. Lütfen can kulağıyla dinleyin. Adamlar ne demekteydi biliyor musunuz? Ya hayırdır Baykar niye BM100 motorunu geliştiriyor? Hani dedim ya Baykar kendi e, Kanada'nın alternatif olaraktan milli motorunu geliştirdi diye Baykar şirketi. Adam diyordu ki e, Baykar hayırdır abi niye kendi motorunu geliştiriyor? yapamadım motoru diyordu. T'nin Bayraktar TB2 için üretilen bir motorun olup olmadığını bilmemekteydi. PD170 Bayraktar TB2'de olmaz mı diyordu? Haberi yok. PD170 zaten Bayraktar tb 3lerde aktif kullanılmaktaydı. Daha sonrasında yavaş yavaş böyle tartışmanın içine doğru indikten sonra adamların amacının farklı olduğunu anladım. Adamlar ne diyordu biliyor musunuz? Kıymetli dostlar, gariptir. Neymiş? E, baykar kendi başına bir şeyler yapmayacakmış. Devlete illa bir alanda muhtaç olacakmış devlet firmalarına. E ne zamanki Baykar kendi motorunu yapıp kendi elektrooptik sistemini yaparsa o zaman bu durum hoş karşılanmazmış. Yani ben gerçekten hani böyle eleştirileri gördüm ya. Dedim iyi misiniz ya? Yani Baykar kendi elektrooptik sistemlerine yeni yeni girecek. Yapacak. O alanda da çalışmalar var ama şu an Aselsan'ın sistemlerini kullanıyor. Adam demiş ki Aselsan varken, T'yi varken E kendi şeyini niye üretiyor? Yahu bu adam özel bir firmaya belki örnek veriyorum bakacak hani yurt dışına sattığı araç gereçlerde özellikle. Hani ülkemize zaten bu tür şeylerin mevzu olacağını ben zannetmiyorum. Hangi kamera daha iyi ise para düşünülmeden zaten o kamera alınır takılır. Ama örnek veriyorum adamlar o suç farklı ülkeye Bayraktar TB2 satıyor ve bu sayede Bayraktar TB2 satılıyor ya devamında alt yükleniciler de bir sürü ihracat yapıyor. Roketsan bunlardan biri, Aselsan bunlardan biri. E yani devamında örnek veriyorum. Belki Baykar Özel Şirket e, ne bileyim bir Afrika ülkesine siyaset atarken ya onlara öyle işte çok kaliteli bir kameraya gerek yok. Kendi kameramızı verelim. Baykar'ın kamerası takılı olsun veyahut da alıcıya diyecek ki abi böyle böyle seçenekler var. Kendin doldur böyle. Ön, önüne bir fiş verecekler. Diyecekler ki işte listede şu olsun o ne bileyim işte artı 50 bin dolar 500 bin dolar seçenekler olacak. Yani Baykar'a bu tür yaklaşımlar çok garip. Adamlar neymiş kıymetli dostlar? E, devlet yapıyorsa Baykar yapmasın. Böyle bir kafa mevcut bu gerçekten de e, oldukça dikkatimi çekti ve sizlerle de paylaşmak istedim bu konuya dair görüşlerinizi lütfen e, yorum kısmında belirten. akabinde bugünkü ikinci konu başlığımızda bir takipçimin ricası üzerine özellikle de benim de çok önemsediğim bölgelerden bir tanesi Batı Trakya Türk'ü bir takipçimizin ricası üzerine Batı Trakya'daki zulüm giderek artıyor bilineceği üzere Yunanistan kiralık imamları Cuma'da hutbe versin diye Batı Trakya'da bulunan bazı camilere göndermişti daha sonrasında Camide bulunan Batı Trakya Türkmenleri böyle bir duruma karşı çıkaraktan haklı olarak Yunanistan'ın göndermiş olduğu kiralık imamı doğru dışarı atmışlardı camiden Yakapaç'a. Kıymetli dostlar bu konularda yeni gelişmeler mevcut. Bizzat bana atılan haberin linkini sizlerle paylaşacağım. Detaylar bir karşımıza gelsin. Batı Trakya'daki baskılar ne şekilde devam ediyor hep birlikte öğrenelim. Yunanistan'ın Lozan Anlaşması'nı çiğneyerek Batı Trakya Türk azınlığının dini özgürlüğüne vurduğu darbelerden biri de Lozan'ın maddelerine göre azınlığın seçtiği müftülerin görevini kabul etmesi yerine azınlığın hak ve hukukunu, dini özgürlüğünü hiçe sayarak keyfi uygulamalarıyla kendi memurları olan müftüleri atamasıdır. Lozan karşıtı bu uygulamalardan biri de Rodop ve İskeç'e'nin yanı sıra Meriç İl Müftülüğü'nde gerçekleştirilmişti. Atina şimdi de keyfi uygulamalarıyla atadığı memurlarını adeta bir kez daha seferber ederek 26 Ekim Cumartesi günü akşam saatlerinde Dedehaç Camisi'nde toplandı ve 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı için daha önce belirlediği din eğiticilerinin katılımıyla bir mevlüt töreni düzenledi. Böylelikle kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Atina'nın isteği doğrultusunda Dedehaç'ta gerçekleştirilen bu törende yine her zaman olduğu gibi atamayla göreve getirdi. Müftü naipleri ve vakıf idaresi başkanları da hazır bulundu. Batı Trakya'da yaşayan kardeşlerimiz bu durumdan oldukça rahatsızlarmış. Bana hani bir mail geldi. Adamlar gerçekten de kendilerini hani sahipsiz dahi hissediyorlar. Mesajın yani bazı kısımlarının onu dahi ben fark ettim. Yani bu da bir aslında bir ihbar niteliğinde bir haber olsun. Ben bu haberi bilerek paylaştım. Vatandaşlık görevi bildim kendime. Orada durumlar gittikçe zorlaşıyor Batı Trakya bölgesinde. Yunanistan'daki büyük olaydan illaki haberleri vardır. Ama bu adamlar bu denli çaresiz kalıp yani bana dahi ulaşıyorsa seslerinin daha fazla duyurulmasını istiyorsa gerçekten de ciddi sıkıntılar vardı zaten görüntülerde hep birlikte gördük. Bu durum oldukça ciddi Batı Trakya mevzusunda adamların elde edilmiş bir hakkı var. Kendi işlerinde müftülerini seçme hakkına sahipler. Ama velakin bizim ülkemizdeki patrikhanelerinin rahatlığının onda biri bu Batı Trakya'da yaşayan Türk kardeşlerimizde yok. Bu nasıl mevzur? Ben mevzunun içinden de Çıkamadım. Bu konuda lütfen vatandaşlarımızdan duyarlı bir yaklaşım bekliyoruz elinizden geldiğince de sosyal medyada bu konuyu sürekli aktif halde dile getirin bu konu gerçekten de önemli Allah'ım yardımcıları olsun orada kardeşlerimizin diyorum ve devamında bugünkü üçüncü konu başlığımızda sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz yine sizler için birbirinden önemli birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel değerlendirdim detaylar bir karşımıza gelsin. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak bir hani artık beklemekten gerçekten yorulmuş olduğumuz bir habere gideceğiz. İnşallah Altay tankımızdan güzel haberler mevcut. Tosyalı Holding ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı Altay tankına ilişkin son yapmış olduğu açıklamasında Ankara'daki tank fabrikası yatırımımız son hızla devam ediyor. Gelecek senenin sonuna doğru hem tank fabrikamız bütün birimleriyle bitmiş olacak hem de ilk tanklar üretilmiş olarak kuvvetlerimize teslim edilecek. Yeni Altay tankı ile ilk Altay tankının sadece dış benzerliği kaldı. Elektronik kabiliyetleri ve uydu yer bağlantıları tamamen güncel hatta gün ötesi. Yeni geleceğin bütün olası teknolojileri yeni Altay tankımızda var dedi. Kıymetli dostlar Saha Expo'ya damga vuran bir firma vardı. O firma Çorumlu'ydu. ABD'ye tek başına fark atan Çorumlu. Saha Expo'nun en büyük ihracat anlaşmasını Çorum Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde mühimmat üreten arka firması yaptı. Çorumlu bir savunma sanayi şirketi olan Arka tek başına Amerika kıtasından daha fazla top mermisini bir ayda üretmekteymiş. Bizzat Haluk Bayraktar duyurmuştu bu gelişmeyi. Devamında Selçuk Bayraktar artık uzayda da söz sahibi olacağız dedi. Selçuk Bayraktar 50 tonluk fırlatma sistemi üzerinde çalışıyoruz. 2 yıl önce küresel konumlama sistemi kurmak için tamamen yerli kaynaklarla bir takım uydu geliştirdik. Fergani yörünge sistem araçları üzerinde çalışıyoruz. Uzaya çıktıktan sonra alçak yörüngeden daha uzak yörüngelere geçiş yapacak platformlar geliştiriyoruz. Uzaya bağımsız çıkabilmek için fırlatma sistemleri geliştirme hedefimiz var ve bu alanda çalışmalarımıza başladık. Uydularımızı fırlatamazsak bu alanda dışa bağımlı kalırız. Bu yüzden tamamen bağımsız bir şekilde uzaya çıkabilmek için 50 tonluk bir fırlatma sistemi üzerinde çalışıyoruz diye önemli açıklamalarını sonlandırmıştı. Devamında sosyal medyada ilginç bir tartışma var yaklaşık son birkaç gündür. Ne tartışması? Kıymetli dostlar bir tane Alman diyor ki sosyal medya hesabından kremalı arpa ve fasulye çorbası Alman ve Slav mutfağı mükemmelliğini anlatmaya gerek var mı diye x'ten bir paylaşım yapıyordu, bir tane sırp bunu alıntılayarak, Teşekkürler Sultan Murat ve Fatih Sultan Mehmet. Gelip bizi fethettiğiniz ve bu mutfaktan kurtardığınız için diye sosyal medyada bir paylaşım yapmıştı. E, bayağı bir hani bu mevzular gündem oldu. Devamında mesela altına da başka yorumlar da yapıldı. Diyorlardı ki keşke Viyana'yı da alsaydınız. Biz de bu yemeklerden kurtarsaydınız diye. Hani Avrupa'da yaşayan insanlar böyle bir çıkış yapmıştı. Bakın valla yemek deyip geçmeyin ama özellikle de hani Osmanlı döneminde yaşanan fetihlerde hani Osmanlı bir bölgeye feth icra ediyor. E ne oluyor sonrasında? O bölgeye Osmanlı tüm kültür birikimini aktarıyor. İyice bölge halkı fete giden insanlarla birbirine karışıyordu değil mi? Kıymetli dostlar yani Osmanlı'nın özellikle de yemek kültürünün çok çeşitli olması bölge halklarının da hani birazcık daha Osmanlı'yı sahiplenmesine kesinlikle ama kesinlikle artırmıştı. E, zaten etkileri görüyorsunuz. Adamlar biz gelmeden önce e, havuç bir tane saçma sapan değişik çorbalar. Yani önünüze öyle bir çorba koysalar gerçekten hani beğenmeyebilirsiniz. Ya e, yani Osmanlı'nın zengin mutfak kültürü fetihlerde de çok önemli bir rol oynadı. Bu gelişmeden benim anladığım önemli bir çıkarımdı mesela bu. Sizlerle paylaşmak istedim diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.